Herkese merhaba çocuklar. Tonguç Akademi 2. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle 22 Nisan Perşembe Hayat Bilgisi dersinde beraberiz. Konumuz nedir? Kültürel mirasımız bizler için çok önemli bir konu. Hazırsanız hızlı bir şekilde bugün çok çok eğlenceli ve çok güzel yeni bilgiler öğreneceğimiz bir konunun içine giriyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın çocuklar. <laughs> Evet bugün neler öğreneceğiz? Yakın çevremizdeki kültürel miras ögelerini birlikte öğreneceğiz sizinle çocuklar. Bugünkü konu, konuda çocuklar birçok aslında ülkemize ait kültürel miras ögesini de öğrenmiş olacağız. Hepimiz farklı farklı yerlerde yaşıyoruz. Farklı farklı ailemizde gördüğümüz kültürel mirasa ait ögeler olabilir. Bunları dersin içinde tekrar tekrar öğrenmiş ve pekiştirmiş olacağız. Öncelikle kültürel miras deyince aklımıza gel ne geliyor ve yani bu ne demektir? Bunu bir konuşalım beraber. Kültür mirası bir neslin kendinden sonra gelecek kuşaklara bıraktığı her şey. Yani bu bir kıyafet tarzı olabilir, oyun tarzı olabilir, eğlence tarzı olabilir, yemek olabilir, tarihi mimari eserler olabilir. Bunların hepsi geçmişten günümüze bize aktarılan ya da şu anda günümüzden geleceğe aktarılan bir kültür mirasıdır çocuklar. Bu yüzden geçmişten günümüze gelen bütün gelenekler, görenekler, dil, yemek Oyunlar, kıyafetler, mimari eserler, el sanatları, bütün bunların hepsi kültürel mirasa örnektir. Ülkemiz kültürel miras bakımından çok 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 zengin bir ülke. Birincisi yaşadığımız topraklarda bizden önce de yaşayan birçok topluluk oldu çocuklar. Bundan dolayı ülkemizde bulunduğumuz yerlerde başka e, topluluklara ait, başka milletlere ait eserler de bulunmakta. Bunlar da kültürel mirası kapsar. Çünkü şu anda onlara bizler sahip çıkıyoruz. Bunun dışında Geçmişten günümüze atalarımızdan gelen oyunlar işte gelenek görenekler böyle mesela bayramlarda el öpmek bir gelenek görenektir ziyarete gitmek bir gelenek görenektir bunların hepsi aynı zamanda bu kıyafetler hacivatlar kara gözler Nasreddin hocalar daha başka bir sürü böyle el sanatları bizim kültürümüze ait olan oyunlar yemekler hepsi kültürel mirasa örnektir. Toplum olarak kabul ettiğimiz yaşam tarzı haline getirdiğimiz nesilden nesile aktarılan her şey gelenek görenektir çocuklar. Ne yapıyoruz toplum olarak kabul ediyoruz ve aynı zamanda hayatımızda onu uyguluyoruz ve nesilden nesile bu sayede aktarıyoruz. Örneğin kına gecesi değil mi gelin kınası düğünler büyüklerin bayramlarda ya da özel günlerde ellerini öpme askere giden kişiye asker kınası yapma çeyiz Evlenecek kişilerin çeyizinin oluşturulması, bunların hepsi Türk gelenek ve göreneklerinden sadece bazıları. Bizler millet olarak Türk milletimiz olarak da ne yapıyoruz? Bu tarz gelenek göreneklerimizi hala yaşatmaya devam ediyoruz. Şu an e, evet, dünya olarak farklı bir süreçten geçtiğimiz için ister istemez. Ee, her zamanki serbestliğimiz olmadığı için normal hayatımız devam ettiremiyoruz ama normalde işte evlenecek kızın çeyizi yapılır ondan sonra kınalar yapılır düğünler yapılır böyle herkes davet edilir birlikte eğlenilir ikramlar yapılır değil mi? Bunlar hepsi bizim gelenek göreneklerimizde olan şeyler mesela bayram geliyor bayramlarda insanlar birbirlerine ziyarete gider büyüklerini ziyarete gider ellerini öper bunlar da gelenek göreneklerimizden bazıları olarak görüyoruz. Evet, ülkemizin yemekleri çocuklar. Bazı yemeklerini şimdi sizinle konuşacağız. Mesela burada çok bildiğimiz şeylerden bazıları var. Belki bazılarını yeni öğreneceksiniz. Özellikle Karadeniz bölgesinde çok bilinen bir yemek. Nedir bu? Mıhlama. Peki, mıhlama nereye ait çocuklar biliyor muyuz? Evet, mıhlama ülkemizde Rize ilimize ait bir yemek. Bu yemeğin adını biliyor musunuz? çiğ börek. Çiğ börek de deniliyor ama çiğ börek olarak geçiyor. Çiğ börek nereye ait biliyor muyuz peki çocuklar? Eskişehir. Evet Eskişehir ilimize ait. Bu güzel yemeği eminim sevmeyen yoktur. Mantı hatta artık bizde o kadar yerleşti ki ne diyoruz bunu gördüğümüz zaman bile? Kayseri mantısı diyoruz değil mi çocuklar? Evet Kayseri ilimize ait mantı. Bu tarz birçok ilimizde öne çıkan yiyecek işte öne çıkan böyle oraya ait oyun oraya ait bazen kıyafetler oraya ait bazen böyle el sanatları tarihi eser mimari birçok şey böyle belli bölümlerde belli illerde belli bölgelerde öne çıkmıştır. Bunlar da onlardan sadece bazıları çocuklar. Evet ülkemizin bazı yöresel kıyafetleri var şimdi de. Evet şu ne oyunu biliyor muyuz? Halay değil mi çocuklar? Peki nerede oynanıyor biliyor muyuz? Doğu Anadolu bölgemizde oynanıyor ve bu kıyafet aynı zamanda hem halay oyunu hem de Doğu Anadolu bölgemizde giyilen bir kıyafet. Evet onu da yazalım. Oyunlar esnasında giyiliyor Doğu Anadolu bölgesinde. Peki bu oyunu biliyor muyuz? Evet. Eminim memleketi yaşadığı yer ya da bu bölgede olan kişiler şu anda çoktan ekran karşısında böyle ismini söylemeye, kıyafet söylemeye falan böyle başladılar neresi olduğunu söylemeye ama nedir bu horon değil mi çocuklar? Evet horon peki horon hangi bölgemize ait ülkemizde? Evet Karadeniz bölgesine ait bu kıyafette horonda Karadeniz bölgesinde horon oynarken giyilen kıyafet hatta horon oynanmaz denilir, horon tepilir, horon vurulur denilir değil mi? Bu tarz söylemlerde yapılıyor. Peki bunu biliyor muyuz? Evet çocuklar. Bu da hangi oyun? Bu Zeybek oyunu ve nerede oynanıyor peki ve bu kıyafetler nerede gi giyiliyor çocuklar? Ege. Evet Ege bölgemizde bu oyun oynanıyor ve bu kıyafetler de giyiliyor. Evet, bütün oyunlarımızdan var şimdi onları yazalım beraber sizinle. Hangi oyunlarımız varmış? Birincisi hangi oyunumuz var burada? Az önce de gördük. Neydi bu çocuklar? Zeybek, değil mi? Evet. Zeybek oyunu. Peki, Ege bölgesinde dedik en çok. Sonra şurada ne var? Halay çekiyorlar. Evet, halay var oyunumuz. Burada Ellerinde böyle mumlar gibi görünüyor değil mi? Böyle 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 dolanıyor herkes birinin etrafında. Böyle yuvarlak çemberler oluşuluyor. Hangi oyun bu? Çayda çıra. Evet duymuş muydunuz hiç? Çayda çıra hatta türküsü de vardır. Bunu dinleyebilirsiniz çocuklar. Baya böyle bilindik bir türkü. Peki burada ne var? Az önce de söyledik Karadeniz bölgesinde ne oynanıyordu? Horon. Hatta ne dedik? Horon tepiliyor dedik. Peki şurada ellerinde çocuklar böyle kaşıklar var. Tahta kaşıklar var. Onları böyle ellerine yerleştirerek böyle vurarak vurarak oynanan bir oyun var. Nedir bu oyunun adı? Kaşık oyunu. Evet kaşık oyunu olarak geçiyor. Bu oyunda oynanan oyunlarımızdan. Yöresel oyunlarımızdan. Son olarak... Burada hangi oyun var çocuklar? Bu da ülkemizde de hala var olan Kafkas oyunu. Evet yöresel oyunlarımızdan Kafkas oyunu da hala ülkemizde farklı bölgelerde ne yapılıyor? Oynanıyor, gösteriliyor. Peki devam ediyoruz. Evet hadi gelin size bir şehri inceleyelim. Hangi şehir olsun? Bu Manisa olsun. Şimdi Manisa şehrini beraber inceliyoruz çocuklar. Manisa şehrine ne deniliyormuş? Bakın bunların hepsi birer kültürel miras ögesidir çocuklar. Çünkü bunlar geçmişten günümüze kadar bulunduğumuz bu topraklarda vardılar ve var olmaya devam edecekler. Manisa'ya şehzadeler kenti de deniliyor çocuklar. Çünkü eskiden Osmanlı döneminde şehzadeler Manisa'ya gönderilip burada şehzade eğitim alıyorlardı. Bu yüzden Manisa'ya da şehzadeler şehri, şehzadeler kenti de denilebiliyor. Ve tarihi eserler bakımından da çok zengin bir şehir. Peki hangi tarihi eserlerimiz var Manisa'da mesela şurada biz iki tanesini koyduk sizlere beraber bakalım görelim öğrenelim diye. Nedir birincisi? Sardes antik kenti. Evet çocuklar. Bu bir antik kent. Yani geçmişte aslında bir yerleşim yeriydi. Böyle düşünebilirsiniz. Orada çok çok eskiden insanlar işte yaşıyorlardı. Şu anda tabii ki böyle bir şey yok ama bu şekilde koruma altına alınarak ne yapılıyor bunlar? Gelecek nesillerin de bu bölgeleri, bu eserleri görebilmesi için muhafaza ediliyor. Diğer bir antik kentimiz biraz böyle isim değişik Aygay'ı antik kenti. Evet Aygay'ı antik kenti. Burası da Manisa'da bulunan diğer bir kültürel miras ögelerinden ve tarihi eserlerden bazıları. Peki... Manisa ile ilgili birkaç bilgimiz var şimdi. Manisa'daki kültürle ilgili biraz bilgi öğreneceğiz sizinle. Birincisi Sultan Camii'nin Manisa için önemi büyüktür. Her yıl bu camiden 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan mesir macunu saçılmaktadır. Bunun tarihi bir hikayesi vardır. Mesir macununu eminim duymuşsunuzdur ya da aileleriniz biliyordur çocuklar. Bu Manisa'ya özgü bir e, belirlenen bir şey. Oraya ait bir ürün. Orada da nasıl hazırlanıyormuş işte bu camiden böyle baharatlarla karıştırılarak hazırlanan bu macun saçılıyor. Bu macunun birçok işte hastalara şifa olduğu söyleniyor. Bunun tarihi hikayesi ise Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'dayken çaresiz bir hastalığına yakalanıyor. Ve bu hastalık esnasında Sultan Camii Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi bitki ve baharatların karışımından bir macun oluşturuyor. Ve oluşturduğu bu macunla Hafsa Sultan'ın sağlığına kavuşmasını sağlıyor. İşte bugünden sonra Hafsa Sultan bu karışımla sağlığına kavuştuktan sonra... Tüm hastalara bu macundan verilmesi isteniyor ve halktan gelen istek üzerine Hafsa Sultan bu macunun Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyuruyor. Yani yükseklerden böyle halkın üzerine doğru her yılda Orada Manisa'da hala çocuklar bu nedenle böyle geçmişten gelen bir geleneksel durumdan dolayı Mesir Macunu Festivali yapılıyor. Bakın burada Manisa ile ilgili bir e, neyi öğrendik? Kültürel bir miras ögesini öğrendik ve bununla ilgili geçmişten günümüze nasıl geldiği, geçmişte nasıl oluştuğunu öğrenmiş olduk. İşte böyle birçok gelenek göreneğin böyle e, oluşum hikayesi de kulağınıza gelebilir. Siz de araştırıp öğrenebilirsiniz. Peki yöresel kıyafetleri Manisa'nın nelermiş? Bakın böyle e, erkeklerin ve kadınların giydiği böyle farklı yöresel kıyafetleri var. Bir de yöresel yemekleri var Manisa'ya ait. Onlar nelermiş? Şimdi onlara bakalım. Birincisi tabii ki bir kebap. Ne kebabı? Manisa kebabı. Evet. Bizim ülkemiz genel olarak eti çok seven bir ülke. O yüzden de bol bol birçok yerde kebap var çocuklar. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi biraz daha sebze ağırlıklı beslenir ve sebze ile ilgili böyle çok fazla yemek çeşitleri, ürün çeşitleri vardır ama genelde Karadeniz'de de işte biraz balık ağır basar ama işte Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu buralarda hep böyle çocuklar biraz Akdeniz'in de böyle doğuya doğru olan kısımlarında et yemekleri, etle ilgili yiyecekler çok bulunuyor. Peki bu yemeği biliyor musunuz? bazı yemekler de çocuklar birkaç ilimizde birkaç bölgemizde tabii ki olabilir. Yani şimdi mesela ben bunu e, bu yemeğin adı keşkek. Şimdi keşkek dediğimiz şey sadece Manisa'da yapılan bir şey değil ama ülkemizde Manisa'ya ait yöresel yemek olarak geçiyor. Tabii ki çeşitli işte ufak tefek değişikliklerle birçok ülkemizde birçok şehirde birçok yerde bu yemekler yapılıyor. Bu ne diye çocuklar ekmek dolması evet Manisa'ya ait diğer bir yöresel yemeği ekmek dolması. Son olarak da yaprak sarması. Mesela yaprak sarmasını herkes yapıyor neredeyse. Çeşitli farklı içlerle yapılıyor ama herkesin mutlaka yaptığı bir tarzda bulunuyor. Bu demek değildir ki işte biz yaprak sarması yemiyor muyuz ya da sadece onlara mı ait? Hayır, sadece bu yöreye ait ama herkes tabii ki tüm ülkemizde bu yemekler yenilebiliyor. Evet, Etkinlik çocukların oynadığı halk oyunlarının isimleriyle eşleştirelim. Üçünün oynadığı oyunun adı var. Bir tanesininki yok. Hangisininkini yok bulacağız ve onu da birlikte sizinle yazacağız. Evet öncelikle bu arkadaşımız ne oynuyor? Az önceki fotoğraflardan resimlerden hatırlarsınız ne vardı? Ege bölgesinde Zeybek değil mi çocuklar? Evet bu arkadaşımız Zeybek oynuyor. Peki bu arkadaşımız hangi oyunu oynuyor? Bu arkadaşımızın oynadığı oyun ne değil? Hangi halk oyunu? Kafkas. Evet çocuklar, bu arkadaşımız Kafkas oynuyor. Kafkas yöresine ait halk oyununu oynuyor. Peki bu arkadaşımız hangi oyun oynuyor? Bakın ellerinde neler var biliyor musunuz? Ellerinde kaşıklar var. Evet, ellerinde kaşıklar var. Peki kaşıkla hangi oyun oynanıyordu? Adı üstünde Kaşık oyunu oynanıyordu değil mi çocuklar? Peki kaşık oyunu var mı burada? Hayır. O zaman bu arkadaşımıza biz yazacağız kaşık oyunu. Pekala. Son olarak hangi oyun var? Evet, böyle bir horon tepme edasıyla süzülen arkadaşımız yani horon oynuyor. Evet, onu da işaretledik, eşleştirdik. Peki Yemeklerin hangi illere ait olduğunu karşılarına yazacağız beraber. 5 tane yemeğimiz var. Bunlardan bazılarını az önce birlikte konuştuk zaten. Nelermiş? Etli mantı, muhlama mıhlama da deniliyor. Çiğ börek, İskender kebabı ve çömlek kebabı. Evet, hadi bakalım. Etli mantı nereye ait çocuklar? Evet, etli mantı az önce de söylemiştik. Mantı nereye aitti? Kayseri değil mi? Etli mantı Kayseri. Peki, Muhlama mıhlama. Nereye aitli çocuklar? Rize'ye ait değil mi? Evet Rize ilimizde Karadeniz'e ait. Peki çiğ börek. Az önce de konuştuk. Eskişehir çocuklar. Evet Eskişehir'e ait yöresel bir yiyeceğimiz haline getirildi. İskender kebabı. Evet çocuklar İskender kebabı Bursa ilimize aittir. Bursa İskender'e diye geçer. İskender kebabı. Çömlek kebabı nereye ait pekala? Çömlek kebabı da çocuklar ülkemizde Muğla ilimize ait. Evet, Muğla'ya ait bir yemek, çömlek kebabı. Pekala. Aşağıdakilerden hangisi kültürel mirasımızdan biridir? Evet, biri olanı soruyorum. Kültürel mirasımızdan biri şöyle altını önemli noktanın çizelim. Biridir. Peki, Pinokyo, Peter Pan ve Nasrettin Hoca. Evet, hangisi bizim kültürel mirasımızda olan bir karakter? Evet, Pinokyo ve Peter Pan değil. Nasrettin Hoca değil mi çocuklar? Evet, bizim geçmişten günümüze fıkralarını, masallarını, hikayelerini dinlediğimiz o insanlara öğüt verdiği, böyle hani laf söyleyerek öğüt verdiği, hikayelerini, fıkralarını dinlediğimiz kişi kimdir? Nasrettin Hoca'dır ve kültürel bir miras ögemizdir. Tarihi eserlerin görselleri altları ile eşleştirelim çocuklar. 5 tane isim, 5 tane de resim var. Ne yapıyoruz bu görsellerle? Hangi tarihi eserse eşleştiriyoruz. Nasıl? Şimdi 1 2 3 4 5 görsel 5 tane de isim var dedik. Efes Antik Kenti. Evet. Efes Antik Kenti hangisiydi çocuklar? Bunların arasından Efes Antik Kenti tam olarak şurada. Evet şöyle Efes Antik Kenti'ni eşleştirelim. Pekala. İkincisi Sart Harabeleri çocuklar. Sart Harabeleri buradaki resimlerden hangisi? Tahmin edin bakalım sonra da ben doğru cevabı sizlere söylüyorum. Evet sart harabeleri şurada birinci resim çocuklar. Onu da şöyle işaretliyorum. Merak ediyorum kimler 5'te 5 beş yapacaklar. Peki kaldı 3 tane. Ayasofya Camii. 3 görselden hangisi olabilir? Şurada da bir cami hissi var. Ama çocuklar İstanbul'da yaşıyorsanız ve gidip gördüyseniz. Evet Ayasofya Camii'miz şurada. Bakalım 3'te 3 üç yapanlar hazır mısınız? Dördüncü geliyor. Zaten bunu da bilirseniz 5.'yi de bilmiş olacaksınız. Peki, hadi o zaman beraber Ankara Kalesi bunlardan hangisi çocuklar? Evet, Ankara Kalesi burada. Ankara Kalesi'nde hemen şöyle işaretleyelim. Ok işaretimize de gösterelim. Son olarak İshak Paşa Sarayı çocuklar. Evet, İshak Paşa Sarayı da şurada gidip gördüğüm ve gerçekten hayran kaldığım ülkemizin e, kültürel mirasından bir tanesi. Fırsatınız oldukça önce kendi ülkemizde en yakınınızdan başlayarak çocuklar, yaşadığınız mahalle, semt, ilçe, il yani en yakınınızdan en dar alandan başlayarak Genişlete genişlete birçok tarihi eser ve kültürel miras ögesiyle karşılaşabilirsiniz. Bunları gezmeye başlayabilirsiniz. Özellikle İstanbul gibi, işte Bursa gibi, İzmir gibi, Antalya gibi... Gerçekten dünyadan turistlerin gelip böyle hani oraları ziyaret ettiği yerlere yakın olanlar... Özellikle onlar böyle gidip e, bu konumuzu da içerikten sonra canlı canlı o müzeleriyle o eserleri görebilirler. Tabii e, bu Pandemiden dolayı saatlere işte yasaklara filan dikkat etmek gerekiyor ama ilk fırsatta çevrenizdeki bütün kültürel miras ögelerini bulun ve gezmeye başlayın çocuklar. Özellikle öğrenciler için yani sizler için böyle müzelere giriş ücretleri daha uygun oluyor. Bazen işte öğrencilere ücretsiz yerler oluyor. Bunları araştırıp gezip görebilirsiniz. Evet bir sorumuz var. Yemek, giyim, kuşam. Halk oyunları aşağıdakilerden hangisinin unsurlarıdır? A) Kültürel mirasımızın, B) doğal yaşantımızın, C) tarihi geçmişimizin çocuklar. Sadece bir konu üzerinden değil, hepsini düşünürsem eğer yemek, giyim kuşam, halk oyunları gibi bu tarz unsurlar hepsi tabii ki kültürel mirasımızın ögelerindendir yani unsurlarındandır bunların hepsi birleşerek neyi oluşturuyor demiştik kültürel mirasımızı oluşturuyor demiştik bir sorum daha var aşağıdakilerden hangisi halk oyunlarımızdan biri değildir çocuklar evet aşağıdakilerden hangisi halk oyunlarımızdan birisi değildir evet zb'yi duymuştuk c'den başlayalım zb'yi duymuştuk zaten zebek değil ege bölgesine ait bir halk oyunu bale Atabarı. Atabarını duymayanlar için şimdi söylemiş olalım. Atabarı da çocuklar ülkemizdeki halk oyunlarından biri ve bunların içinden bizim kültürümüze ait olmayan halk oyunlu olmayan dans olan şey ise bale. Yani cevabımız B şıkkı. Pekala neler öğrendik? Yani dersin sonuna geldik. Yakın çevremizdeki kültürel miras ögelerini öğrendik. Yakın çevremizdeki öğretmenim ama bütün Türkiye'den bahsettik. Çünkü bizleri bütün Türkiye'den öğrenciler izliyor. Ve zaten hepimiz için bir yakın çevre var ama düşündüğümüz zaman hepimiz bu ülkede birçok yere de gidebiliyoruz. Ve her yer bize aslında yakın sayılır. İmkanlarımız el verdikçe ülkemizin bu tarihi, doğal, mimari güzelliklerini, tarih eserlerini gezip görmek gerçekten çok da önemli çocuklar. Peki gelelim ödüllü sorumuza yaşadığınız şehirdeki kültürel miras ögeleri nelerdir? Bu konuştuklarımızdan neler var yaşadığınız şehirde? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.